Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Trust'ın yani BIM'in verdiği ses önleyicili yani pop filtreli mikrofon. Kutumuzu açalım ve bakalım içinden neler çıkıyor. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açtığımızda bizi öncelikle bir beyaz kutu karşılıyor. Bakalım beyaz kutudan ne çıkacak? Önce onu bir görelim. Böyle bir kutu karşımıza çıkıyor. Kutuyu açtığımızda gördüğüm kadarıyla ayağı çıkıyor. Tripodu çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde lastiklerle donatılmış bir tripod çıkıyor. Klasik mikrofonlarda olan tripodlardan buna bir şey söyleyemem. Yani ama güzel duruyor. Onu söyleyebilirim. Gerçekten güzel duruyor. Tekrar devam ediyoruz. Bir mikrofon. İşte asıl önemli olan kısma geldik. Burada bir mikrofonumuz var arkadaşlar. Gayet başarılı bence. Kablosu USB çıkışlı. Gayet güzel görünen bir mikrofonumuz var. Mikrofon başarılı diyebilirim. Tabii test edeceğiz. Onu göreceğiz. Bir de bakalım ne çıkıyor içinden. Ve işte pop filtremiz. Gördüğünüz gibi. Bu bizim hani gürültüyü önlemek ve nefes sesimizin temizlenmesi ve düzgün çıkabilmesi için gerekli bir parçadır arkadaşlar. Pop filtre ile beraber çıkıyor. Aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi broşürü var. User Guide dediği Mantis Streaming mikrofon. Yayıncı mikrofonu diyebiliriz diyor. Ama en düşük ücretli diyebilirim. BIM'de satılıyor şu anda. Gördüğünüz gibi nasıl takacağımızı gösteriyor. İşte Windows destekli olduğunu söylüyor. Şurada mikrofon ayarlarını görüyorum. Şurada gördüğünüz gibi ayarlayabilirsiniz diyor. Yani set default device yani varsayılan olarak ayarla dediğini görüyorum. Buradan mikrofonu seçiyoruz. USB audio device diyor. Windows 8 olarak göstermiş ama Windows 10'da da çalışacağından eminim. Burada yine ayarlardan bahsediyor. Recording device vesaireden bahsediyor. Mikrofonun sesini en üstte çıkarabilirsiniz diyor. Şöyle olduğunda da zaten tak çalıştır olduğunu gösteriyor. Evet. User Guide'ı bu şekilde görebiliriz. Garantili bu arada. Aynı zamanda başka bir şey var mı? Bir şu beyaz kutuya bakmak istiyorum. İçinde başka bir şey var mı? Evet. İçinden bir tane de pop filtre sabitleyicisi diyebileceğimiz bir şey gördüm. Ona da bakacağız. Şu an çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi pop filtre sabitleyicimiz var. Bakalım bununla neler yapabileceğiz. Evet arkadaşlar, mikrofonu kurduk. Bilgisayarımıza bağladık. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz bu şekilde. Pop-up'ı şöyle de kullanabilirsiniz. Şuradan da görünüz. Sadece USB girişini şuradan hemen kolay bir şekilde takıyoruz. Ve ondan sonra sistem tanıyor arkadaşlar. Gelin gerisini, ses denemesini yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda bilgisayarımızdayız. Tabii ki şu anda gürültü olabilir. Çok yüksekte şu anda bir ses ayarları. Hemen denetim masasına giriyoruz. Buradan sese geliyoruz. Cihazın nerede oldu? Kayıt bölümüne giriyoruz buradan. Kayda girdiğimizde mikrofon gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Siz burada varsayılan olarak bunu seçiyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar buna iki kere tıklıyorsunuz. Düzeyler diyor. Buradan alçaltırsınız. Alçalttım biraz. Bakın şu anda sesimin eksi 20, 15'lerde, eksi 20 ile 15 arasında gidip geldiğini görebilirsiniz. Altta mic aux kısmında OBS'de görünüyor. Yani ses kalitesi bu şekilde ve gayet uzakta da olsam, yakında da olsam bu kaliteyi alabiliyorum. Yani gayet başarılı yapılmış bir mikrofon diyebilirim. Maliyetine göre, yani maliyet performans idealdir. Bence bunu alıp kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir mikrofon tanıttım. Bence gayet başarılı olan bu mikrofonu almanızı tavsiye ederim kesinlikle. Çünkü gayet başarılı bir mikrofon. Sesinizi çok güzel yansıtıyor. Dışarıdan gelen gürültüyü çok güzel kesiyor ve sesinizi çok canlı bir şekilde 16 bit 48 Hz'de gayet başarılı bir şekilde kayda alıyor. Aynı zamanda zaten yayıncı mikrofon olarak geçiyor. Bence yüksek maliyetli bir mikrofon alamıyorsanız ideal olarak bunu almanızı öneririm arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yepyeni videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.